Şimdi demansın özellikle Alzheimer'ın belirtileri kronik ve yavaş seyirlidir. Basit unutkanlığın ötesinde bu günlük yaşam aktivitelerini etkileyen unutkanlıklardır. Örneğin işte çok tanıdık bildik isimlerin unutulması, çocukların torun adlarının unutulması, eşyaların çok ilgisiz alakasız yerlere konulması, sürekli bildiği tekrarda telefon numaralarını unutması, çok kolay yapabildiği hesaplamaları yapamaması gibi belirtiler ilk planda dikkatini çeker hasta ve yakınlarının. Ama bu farklı demans tiplerinde farklı önceliklerle kendini gösterir. Örneğin frontotemporal demansın progresif afazik tipinde ilk planda kelimelerin tekrarında ve hatırlanmasında ciddi problemler oluşur. Kısa süreli bellekten önce. Ama davranışsal semptomlarla giden alt tipinde ise daha çok işte halüsinasyonlar, davranış problemleri, kişilik değişiklikleriyle ön plana çıkar ki demansın en kötü tiplerinden ve hızlı seyreden tiplerinden bir tanesidir frontotemporal demans. Alzheimer'da ise bu özellikler daha orta ve ileri evrelerde karşımıza çıkar. Vasküler demans dediğimiz tekrarlayan iskemik hadiseler, felçler ve sonrasında ortaya çıkan fonksiyon ve bilişsel kusurlar zaman dilimine yayıldığı için bir periyodisite gösterir. Alzheimer'da ise erken dönemlerde yakın dönem hafızasının bozulması söz konusudur. Geçmiş hafıza bilgileri orta ve ileri dönemlere kadar etkilenmez. Hafızanın belli ve farklı bölümlerinde bozulmalar söz konusu olur. Örneğin yer zaman oryantasyonundaki bozulmadan tutun, kısa ve uzamış kelimelerin hatırlanmasına, hesaplamaların yapılmasına, apraksi dediğimiz tekrarlanabilir ardışık hareketlerin yapılamamasına kadar giden ve testlerle açığa çıkartabildiğimiz süreçler söz konusudur.